Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu güzel güller izleyen herkese gelsin. Hayatınızda böyle güller gibi güzel, sağlıklı, mutlu, huzurlu, bolluk ve bereket içinde olsun inşallah. Güllere bakar mısınız? Ne kadar böyle bereketliler. Hayatınızda da her şey böyle olsun. Tüm güzellikler böyle olsun. Şimdi size böyle gül bakımı ile ilgili böyle birkaç dakika biraz bilgi vermek istedim. Bir de sizlere merhaba diyeyim dedim. Bakın benim güllerim açmaya başladılar. Haziran ayı zaten güllerin ayıdır. Ama bizde Mayıs ayı çok yağışlı geçtiği için bu güzel güller böyle yağan yağmurlarla çok çabuk bir şekilde soldular. Güller açtığı zaman çok fazla su istemezler. O yüzden de yağmur çok çabuk soldurdu bunları. Güllerin yapraklarına ve gövdesine su tutmayın. Gece karanlığında gülleri sulamayın. Böyle pırıl pırıl olur. Gövdesi tertemiz kalır. Ve güllerin ihtiyacı kadar da gübre yapın. Ev yapımı gübreler de olur. Yedi veren cinsi karmaşık gülüm bu kırmızı. Hoş kokulu. Bakın ne kadar uzun maşallah. Kolları o kadar uzun ki. Bu gülde çok hatalar da yaptım ben. Gül bakımının acemilik dönemlerinde. Gelen herkes bir şey söyledi. Şu kolunu kes dediler, kestim. Bu kolunu kes dediler, kestim. Yani hiç düşünememişim. Bu kadar güzel açan bir gülü niye kesiyorsun ki? Öyle değil mi? Gül çok keyifli. Bakın kolları nereye kadar? İşte böyle uzun uzun kolları vardı. İşte dediler ki, bu çok uzamış. Bu kolu buradan kesersen gövde güçlenir. Yok öyle bir şey. Lütfen güllerinize sert kesim yapmaktan kaçının. Hele ki hayatında hiç gül yetiştirmemiş insanların önerilerini hiç dinlemeyin. Lütfen ben bu hatayı çok yaptım. Bakın maşallah incecik bir dalda bile kaç tane açmış böyle yeni çıkan bir kol bu. Bu gülden inşallah güllerini döktüğü zaman, çiçeklenme bittiği zaman yeni filizler çıkaracak. O zaman çelikten üretim de yapacağım, çoğaltacağım. Size de videosunu paylaşırım. Bu da benim çardak gülüm. Bu da çok güzel. Bu gülüm çok yaşlı. 15 yaşında. Bunda da çok hatalar oldu. Çok hatalı kesimler oldu. Yine herkesin sözüyle her bir kolu gitti. Artık hata yapmamaya çalışıyorum ama bunu kurtarmaya çalışıyorum ama geçen yıl ben buna bir hata yaptım kendim. Sert kesim yaptım. O kolu uyanmadı. Çiçeklenmesi bittikten sonra uyandırma çalışması yapmaya çalışacağım. Bakın buradan çok güzel kuru daldan bir filiz geldi ama böceklenmiş. Şöyle hafiften silkelediğim zaman böceklerin uçtuğunu görüyorsunuz. Güllerim üzerindeki böcekler uçuyor ise ben bunları sinek bantlarıyla hallediyorum. Gülün yakınına sinek bandı asıyorum ve çok güzel bir şekilde topluyor. Bakın şöyle salladığım zaman içinden uçan böcekleri görüyorsunuz. Bu böcekler böyle uçuyor gördüğünüz gibi. Bunların yanına, yakınına sinek bandı astığım zaman hepsi sinek bandına çok güzel bir şekilde toplanıyorlar. O da bir çözüm oldu. Çok fazla bir doğal ilaç yapmaya da çok uğraşmıyorum. Eğer çok sararsa o zaman bulaşık deterjanı ile yapıyorum ama o da hava sıcak olursa yapraklarda yanma yapabiliyor. En güzeli sinek bantları ya da dumanla halletmeye çalışıyorum. Duman da bu sinekleri yok ediyor. Sineklerin burayı terk etmesini sağlıyor ama her zaman duman yapmak mümkün olmuyor. Bakın görüyor musunuz nasıl uçuşuyorlar? Oldukça fazlalar. Bunlar hareket ederlerken sinek bantlarına yapışıyorlar ve çok güzel oluyor. Bu gülümü canlandıracağım inşallah. Bunun da çiçeklenme dönemi bittiği zaman dinlenmeye geçtiğinde yeni filizler çıkaracak. Kuru dallardan bile çıkarıyor. O yüzden bu kuru dalı kesmiyorum, bekletiyorum özellikle bunun uyanması için. Çünkü geçen yıl yaptığım gübrelerle diğer kuru daldan iki kol geldi. Onlar da bu gülün hayatını kurtardı diyebilirim. Aynı zamanda yeni çıkan filizlerinden çelikten üretim de yapacağım buna. Çok güzel tutuyor bu. Bundan çok defa tutturup arkadaşlarıma vermiştim. Hayatınızda her şey güller gibi güzel olsun. Hoşça kalın.